Sevgili izleyenler, 146 yılı Kızılırmak projesi gün yüzüne çıktı. Ülkemiz topraklarından doğarak yine ülkemiz topraklarından Karadeniz'e dökülen Orta Karadeniz'in can damarı Kızılırmak nehrinin bundan tam 146 yıl önce Sultan Abdülmecit devrinde yapılan sırlarla dolu Kızılırmak projesi ilk defa gün yüzüne çıktı. Uzmanlar tarafından proje bu nehirle ilgili yapılan en eski ve en ayrıntılı proje olarak gösteriliyor. Kızılırmak projesiyle alakalı yazı 7 Kıta Dergisi'nin Ağustos 2009 sayısında Ebul Faruk Önal ve Osman Doğan imzasıyla ilk defa yayımlandı. Ülkemiz topraklarından doğarak yine ülkemiz topraklarından Karadeniz'e dökülen Orta Karadeniz'in can damarı Kızılırmak Nehri'nin bundan 146 yıl önce Sultan Abdülmecit devrinde yapılan sırlarla dolu Kızılırmak projesi ilk defa gün yüzüne çıktı. Uzmanlar tarafından proje bu nehirle ilgili yapılan en eski ve en ayrıntılı proje olarak gösteriliyor. 1848'de hazırlanan Kızılırmak projesi, Kızılırmak ve çevresinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İlk defa yayınlanan bu belge, hazırlandığı dönem hakkında da çok ilginç detayları ortaya koyuyor. Yüzyıllardır Anadolu'nun çorak bağrını ferahlatan uzun ince bir su yolu, ülkemizin 1355 kilometre mesafeli en uzun nehri, 11 ilde 45 kentin kurulmasına neden olan o bereketli su. Asırlardır etrafında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kızılırmak Nehri bugün Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerine hayat vermekte. Taşımacılık için kullanılmayan nehir üzerinde bugün 7 büyük barajda elektrik üretimi, sulama, balıkçılık gibi birçok alanda insanlığa hizmet vermekte. Ayrıca Kızılırmak Havzası'nın zengin bitki ve hayvan varlığı da nehrin kıymetini daha da artırıyor. Bugün nehir üzerinde 7 baraj hayat verdiği 11 il ve 45 kent, zengin bitki ve hayvan varlığı bakımından İç Anadolu ve Orta Karadeniz için çok kıymetli olan bu nehrin tarihini ne kadar biliyoruz? Nehir üzerinde ilk baraj ve sulama projesiyle canlı varlığının korunması için ilk çalışmaları ne zaman, nasıl, niçin ve kimler yaptı? İşte bu soruları bir nebze olsun karşılayacak müthiş bir belge Osmanlı arşivinden tespit edilerek ilk defa gün yüzüne çıkarıldı. 1848 yılında Osmanlı Devleti zamanında Sultan Abdülmecit devrinde bir Osmanlı maden müdürü tarafından hazırlanan Kızılırmak projesi çok önemli bilgileri içeriyor. Kızılırmak Nehri'nin hemen yanında bulunan günümüzde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Gümüşkan madenlerinde müdürlük yapan Ahmet Bey, çıkarılan madeni sahile ulaştırma işinin sıkıntılarını yakinen biliyordu. Bu meselenin halli yolunda kafa yormuş ve araştırmalarda bulunmuştu. Nitekim Tanzimat Fermanı'nın ilanından 9 sene sonra da 1848'de çok detaylı ve geniş bilgiler ihtiva eden Kızılırmak projesi hazırlayarak Osmanlı'nın Ticaret Bakanlığı'na sundu. Sultan Abdülmecit Han devrinde rapor hazırlayan Gümüşkan Madeni eski müdür Ahmet Bey, Kızılırmak projesi ve raporunu niçin ve nasıl hazırladığını şu cümlelerle anlatıyor. Padişahımızın çıkardığı irazide memleketin imarı ve halkın rahatı için hayırlı olacak hususlar hakkında çalışmalarda bulunulması arzu edilmektedir. Bu sebeple bildiğim kadarıyla şunları izah etmem lazım. Bundan evvel idarecisi olduğum Gümüşkan Madeni civarındaki Kızılırmak adlı büyük nehrin kaynağından döküldüğü yer olan Karadeniz'e kadar bizzat görülerek keşif ve incelemeler yapılmıştır. Burada ilginç olan Ahmet Bey'in Kızılırmak Nehri'nin kaynağından döküldüğü yer olan Karadeniz'e kadar bizzat görülerek keşif ve incelemeler yaptığıdır. Ahmet Bey sadece araştırma raporu yazmakla kalmamış, 112'ye 53 santim boyutlarında Kızılırmak Nehri'nin ve çevresinin büyük de bir haritasını çıkarmıştır. Rapor niteliğindeki projede Kızılırmak Nehri'nin doğduğu dağlardan başlayıp döküldüğü yer olan Karadeniz'e kadar nehrin güzergahında olan Sivas, Kayseri, İncesu, Kırşehir, Nevşehir, Ankara, Yahşihan, Yozgat, Çankırı, Budaközü, Çorum, İskilip, Osmancık, Tosya, Kargı, Taşköprü, Boyabat, Durağan, Zeytun, Vezirköprü, Bafra, Kastamonu, Alaçam, Gerze ve Çayazlı gibi şehirler, köyler, köprüler, limanlar, dağlar, ormanlar, gemiler, ambarlar, geçitler, kayıklar ve bunların çekildiği mahaller, gemiler, ormanlar, zeytin ağaçları, nehrin üzerindeki taşlar ve daha birçok şeyi çizgileriyle resmetmiş ve her birinin yanına da açıklama notu yazmış. Ahmet Bey ayrıca Yeşil Irmağı da çizmiş ve Yeşil Irmak üzerinde bulunan köprüleri, Tokat, Amasya ve Çarşamba gibi şehirleri ve Niksar Irmağı'nı da göstermiştir. Raporu hazırlayan Ahmet Bey'in çok mühim bir teklifi vardır. Ahmet Bey birçok zorluklardan dolayı Kızılırmak Nehri'nde bundan önce hiçbir kayık işletilmediğini fakat Gürcistan tarafında Çoruh Nehri'nin çok süratli akmasına rağmen nehre uygun inşa edilerek birçok kayığın işlediğini, Kızılırmak ise Çoruh'a göre bir göl olduğunu belirterek Kızılırmak'ta kayık işletmenin zor olmayacağını ve bu civardan 5-10 kayıkçı temin edilerek Karadeniz'den Kayseri'ye, Kayseri'den Sivas'a kadar Kızılırmak'tan istifade edilebileceğini bildirmektedir.
Rapor hazırlayan Ahmet Bey, Kızılırmak Nehri üzerinde kayık işletilerek ulaşım ve nakliye yapılabileceğini, barajlar kurularak tarım arazilerinin sulanabileceğini, nehrin yakınındaki ormanlardan Osmanlı donanması için kereste teminini ve nehrin etrafındaki ağaçlandırma yapılması gerektiğini maddeler halinde sıralıyor. Masrafları ve bütçeyi de düşünen Ahmet Bey, bunların keşif masraflarını da kaleme almış. Ancak bu masrafları halen günümüzde uygulanmakta olan yap işlet devlet modeli uygulayarak bu işin kendisine verildiği takdirde yapılan masrafların buradan elde edilecek gelirlerden karşılanacağını ve ayrıca devlet hazinesine de senede 5000 kese vermeyi taahhüt ettiğini bildiriyor. Ahmet Bey cümlelerini şu şekilde bitiriyor. Eğer bu nehir tesviye edilirse çok faydalar sağlayacak ve daha nice hayırlı işlere vesile olacak numune teşkil edecektir zannediyorum. 30 Eylül 1848'de Kızılırmak Nehri'nde kayık işletmek isteyen Ahmet Bey'in bu konudaki talebi evrak ve haritası ile beraber Ticaret Nazırı Süleyman Paşa'ya iletiliyor. Paşa da meseleyi görüşülmesi için ilgili makamlara iletiyor. Kızılırmak projesi ile alakalı yazı 7 Kıta Dergisi'nin Ağustos 2009 sayısında Ebu Faruk Önal ve Osman Doğan imzasıyla ilk defa yayınlandı. Ayrıca dergi ile beraber Kızılırmak projesinin de büyük bir posteri 7 Kıta okurlarına hediye olarak verildi.